Tamam. Tamam. Çek. Afiyet olsun. Maşallah, maşallah. İleride belki helvayı yedirtir. Helva yiyeceğiz. Evet. Allah. İnşallah belki nesiller görecekler bunları, bol bol dua çıkar. Mehmet açılış var mı? Oraya batarsın. Bakacağız inşallah. İki baş arabanın sevincini yaşıyorum. Mehmet niye bir evlan olmasın dedim. Niye bir Gazigöl, Oylat, Yoncalı olmasın dedim. Gittim, gezdim, gördüm, araştırdım. Bu yola çıktım. İnşaatın yapılmasında bana maddi manevi destek olan arkadaşlarımdan Allah razı olsun diyorum. Onlara minnettarım. İlçemizin yüzünü güldürecek bir eser yaptığıma inanıyorum. Binamız 8 ayrı ailenin kalabileceği dairelerden oluşmaktadır. Her bir dairede oturum odası, yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet, banyo, buzdolabı, mutfak eşyaların tamamı bulunmaktadır. Şu anda sadece çevre düzeninin yapılması iş kalmıştır. Bu konuda da Sayın Başkanımızın duyarlı olacağına inanıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz der şükranlarımı sunuyorum. Açılış konuşmanızı yapmak için Sayın Kaymakamımız ve Başkanımız konuşacaklardır, arz ederim. Allah hayırlı etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Değerli emekli kardeşlerim, her şeyden önce emetimize ilk önce bu yatırımı düşünen kardeşimizi kutluyorum. Ümit ediyorum ki bu yatırım bir ilk ama son olmayacaktır. Devamı da gelecektir. Kalkınan yerlere bir baktığınızda Antalya gibi, Mersin gibi baktığınızda dışarıdan gelen misafirler, yani turist dediğimiz kişilerin gelişiyle kalkınma hızlanır. Çünkü bu kişiler sıcak parayı getirir. Bazı süpermarketler ise oradaki parayı alır götürür, fakirleşmesine sebep olur. Ama bu yerler halkımızın ve bulunduğu yerin kalkınmasına vesile olur. Umut ediyorum ki bu bir ilk ama bu şekilde 100 tane olduğunda her gün emet sokaklarında 2000 civarında kimse dolaşıyor olacaktır. Biz bu 2000 kişiyi salıdan salıya emet pazarında topluyoruz. İşte böyle 100 tane binaya ulaştığımızda emetin gelebileceği yerlere çoğu kişi burada hesap edebiliyordu. Ben kardeşime burada hayırlı kazançlar diliyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Hepinize saygılar dilerim. Evet, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin güzide temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri, kıymetli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarım, sevgili vatandaşlar, değerli emekliler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biraz önce Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın İşletmecimiz bunun bir ilk olduğunu söyledi. Ben de buraya demin geldiğimde helva dağıtıldığını gördüm. Bu bir adet midir? Biliyorsunuz ben de yeni sayılır göreve başladığım 5-6 ay oldu burada. Kaymakam Bey dedi bu da ilk kez dedi biz böyle bir helva dağıtılıyor.
Ben de onu şuna şöyle bir ifadeyle onu arz etmek istiyorum size. Bu bir ilk. Bundan önceki bütün kötü düşüncelerin, kötü duyguların, girişim ve teşebbüsle ilgili olumsuz fikirleri bugün burada öldürdük ve bunun helvasını yemiş gibi olduk. Öyle kabul edelim. İnşallah. Bundan sonra inşallah bu bize daha da iyi gelişmelere sebep olacaktır, vesile olacaktır. Demet gerçekten hak ettiği değeri ileriki yıllarda daha da fazlasıyla alacaktır. Bu kapsamda ben bu müteşebbüs arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Kaymakamlık olarak da gerekli desteği kendisine bundan sonra vereceğimizi burada taahhüt ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyor. Hayırlara vesile olmasın diyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vehfifna ilal hakki ve ila tarihi müstakim. Vefu'na ya Kerim. Vefu'na ya Rahim. Vefir lana zunubana bitavbulike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. يا ربي senin Kur'an-ı Kerim'inde pek çok ayet-i kerimen var. Peygamber Efendimizin pek çok hadis-i şerifleri var. Hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlısını yememiştir buyuran yine sevgili peygamberimiz. İşte bu dünya hayatının süsü addedilen Kur'an-ı Kerim'de ve geçim kaynağı metası addedilen ticaretlerimiz var. Ya Rabbi, bu ilahi emirleri gözetip dünya metasını kazanmak, hayırlı geçimler temin etmek için hem kendisine hem ailesine hem de içinde yaşadığı şehre, ilçeye katkı sağlamak için böyle müteşebbis ruhlu bir kardeşimiz böyle bir hizmet binası açıyor, otel açıyor. Ya Rabbi, sen bu kardeşimize öncelikle hayırlı rızıklar ihsan eyle. Hayırlı müşteriler ihsan eyle. Ya Rabbi, rızıkların içerisine dalıp da kendisini kaybettirmediğin kullarından eyle. Bu rızkın helal kazancın hakkını hakkıyla yerine getirdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi diğer kardeşlerimize de bu tür hayırlı hizmetleri, bu tür ticaret hizmetleri nasip ve müessir eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah hayırlı müşteri versin, kaderin olsun. Evet. Şöyle açalım mı? Hiç bilmiyorum. Açıyoruz. Hesap odası başkanı. Demedim ben. Senin kardeşin gel sen de şöyle. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Tamam mı? Hadi bir gezelim. Şurada bir yürüde ben tamam. Bir tane örgüt daha da şöyle. Resepsiyon. Neresi? Burası resepsiyon. Resepsiyon. Burada. Evet. Burak Kıracak. Tamam. Şimdi burada iki tane dairemiz var. Ben şimdi giyiyoruz. Giyiyoruz. Ben ayakkabı, ayakkabıları çarşı falan güzel. Biraz ev ortamında yaptığımız için. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, şurayı da açın kapısını. Ayakkabını çıkır kirebilir. Herkes görsün. Galoş olsa iyi, belki galoş olabilir de. Onun sonradan aklımıza geldi. Bir dahaki açılacağı galoş getirdi. İnşallah bir dahaki binada. İnşallah bir dahaki binada. Oho, buna resim şey olmuş ya. Vallahi iyiymiş ha. Burası oturma odası. Daha ne olacak? Televizyon kanalların tamamı çok var. Çok güzel. Dışkanım canlı sıkıldığında şey buraya kaçabiliriz ya. Yani. Tamam, tamam. Eve giremedim sıralarda. Eve giremedim sıralarda. Anladın falan olmazsa. Buraya yatak odamız. Vallahi iyi ya. Dört tanesinin yatak odası. Başkanım en kısa zamanda sıcak su çekmesin buraya. İnşallah. Gerçekten güzel ama ya. Güzel olmuş. Alt kattaki dört tanesinin yatak odasını bu şekilde yaptım. Yukarıdaki dört tanesinin duble yatak odası. Yani ayıp söylemesi şey de çok güzel. Yani hani bazen baktım da. Genelde kaliteli malzeme, öz rengarenk takımları. Yapmayınca belli oluyor mu? Ama şöyle baksana. Şöyle baksana. Allah muhafaza. Beğendesene başkanım. Şöyle bak, şöyle yaptım anlaşılır mı? Güzel güzel. Yani belli. Öbür türlü olsa elin göçer içine. Güzel.
Neyse şey bulduk yani. Kavga ettim. Rahat kavga edebilir miyiz hanımlar? Tamam o zaman sıkıntı yok yani. Tamam. Tencere de var. Çok mutlak eşyalarımızın tamamı var. Çelik yiyeceği takımları, poğaça yemek takımları, sapa, pısak, kaşık. Hepsi mevcut. Oradan 30 geldi mi en son toplama kimi şöyle bakalım. Böyle şansımız da bak yani. Bu şeyler ne dünyayı değil yani. İki defa yazıldı son yıl yüzyılda. 4 yıl zararlarında. 5 diyelim ya. Elmasını yedik dedim ya doğru oldu değil mi? Elmasını yedik ya. Yorgun bıraktık. İnşallah daha da güzel olacak. Dur şu işler bir geçsin. Geçelim bakalım. Kamerada varmış. Var efendim. Usta Bey nasılsın? İyi değil gayet hoş. Evet. Benim için. Rakip çıktı bak otel abi. Daha çok çalışmanız lazım yani. Kardeşim. Yani bu böyle şeyler zaraf dükkanı gibidir. Aynen. Nerede ne kadar çok yatak sayısı artarsa müşteri o kadar çok. Burada biraz daha geniş. Güzel, evet. Genelde kalabalık ailelere burayı verdim. Tamam. Çok güzel. Yatak odası duble yatak aileler için. Bunlar da sıfır makas. Bunları İzmir'de özel yaptırdım. Belli ama. Açıldığında hemen yatak olabiliyor. Bana davetsin takımlarına. Siz broşürlerden biraz bırakın bize de. Tamam. Gittiğimiz yerlere bırakalım. Evet. İnşallah. Otel dolduğu zaman yer bulamıyoruz. En azından alternatif olsun. Broşürlerden mümkün oldu burada broşürler. Isıtması doğal gazı. Fiyat da burada. Merkez sistem doğal gazı. Çok güzel. Yani kalan yakacak. Isınacak. Efendim? Merkez istemlerken kalan kendisi mi yakacak? Hayır. Kendine yakacak. Yani aşağıda bir tane doğal gazı durumunda. En azından bir mesela bir daire var. Bir daire var ki hepsini yapmamız onlara. Şimdi her dakika bir şey var. Merkez sistem olan yere var. Daha güzel olmuş. Güzel güzel. İçeri girsene otur işte. Oya da güzel. Çok para gitmişti buraya ya. Evet. Bak bakalım. Çok güzel. Harika. Fiyatı elden böyle oluyorlar işte. Evet. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş bulduk abi. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tamam. 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 Tamam şimdi. Güzel müsaade.
Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Harika. Tamamdır. Şöyle bir gülüm bakalım. Yan yere gelin. İnşallah. Her sallar. Tamam. İnşallah. Sınmaz. İnşallah. Çıkıyor değil mi? Çekilsin. Allah hatırlamasın. Tamamdır. Allah razı olsun. 5 yıllık mesleğimiz bizim. Güzel yapılmış. İnşallah burada da iyiymiş de. Biz destekleyeceğiz. Yani kesin. Biz destekliyoruz. Biz de doğru. Biz yani ne olur? Biz de yani inşallah. Biz de inşallah. Emre, şeyimiz isterseniz. Evet, isterseniz. Olur, bir de her zaman konuşuyoruz. Sağ olun. Ayağını 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 sağ olun. Hocam bir şey gelirse bir şart. Büyük ya diyor ben gelirken araba. Büyük falandır bir şey yok. Yani ne diyelim kıvamını tamamlayalım. Sağ ol hocam. Ayağına sağlık inşallah. Sevindik. Dostlarda böyle bir şey olmasın. Hiç bulmadık ben bunu. Yok. Yok adı yok. Avucu da var. Haberim yok ya. Ne zaman var adam? Tamam çavuşum. Gel yine durun galiba. Çekin çekin çekin. Çekin ben mi? Çekin kardeşim hepiniz. Çek çek. Hadi bir çekiyorum. Bir, iki, üç. Beş. Film mi şey mi resim mi? Kamera mı resim mi? Ben ilk kamera. Gülüm sen. Çekim mi? Çekim mi? Çekim mi? Çekebilirsin biraz. Çıkarlar gibi. Tamam be. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Görüşürüz.